Evet, yeni bir probleme başlayalım. Bunun çözmeye devam edelim arkadaşlar. Baktığımızda bu sefer daha farklı bir örnek verilmiş. Burada ne var arkadaşlar? Şekildeki 3 tane baralı A, B ve C barası bulunmakta. B barasının önünde kısa devre gücü 2500 volt amper olan bir şebeke vardır. Bu sefer dikkat ederseniz soruyu tersten aslında soruyor. Bu sefer bir kısa devre olmuş ve o kısa devre arkadaşlar B barasından akıyor ve oradaki yani kısa devre gücü 2500 volt amper olan bir jeneratör var aslında. Bir şebeke yapısı var. Buna bağlı olarak diyor ki G1 ve G2, bakın ne var? Jeneratör 1 ve jeneratör 2'nin 11 kilovolttaki reaktans değerleri 0,35 per unit. 11 kilovolttaki reaktansları kaçmış arkadaşlar. 0,35 per unit ve gücü de kaçmış 50 megavolt amper. İletim hatlarının hangileri bunlar? A ile B, B ile C, C ile A arasındaki iletim hatlarının uzunluğu bu sefer de 70 kilometre, kilometre cinsinden vermiş. 70 kilometre uzunluğundaymış. Ve reaktansları da 0,4 per unit bölü kilometre. Aslında burada per unit bölü kilometreyi yazmamışlar. Burada 0, per unit bölü kilometre olacak arkadaşlar. Bu ve motorların da bakın yine 11 kilovolt amma gerilimi. Dikkat ederseniz jeneratörlerle aynı veriyoruz ki bunları sadeleştirirken tekrardan dönüşüm yapmayalım diye. Ne yapmış arkadaşlar? Yine motorlarda 11 kilovolt amma gücündeymiş ve 25 megavolt amper gücünde bir değerleri varmış. 25 megavolt ampermiş ve per unit cinsinden reaktansları da bu motorların 0,9 per unitmiş. B barasının kısa devre gücünü bulunuz diyor. Evet, şimdi burada B barasında zaten bir kısa devre şebeke var. Diğer sistemleri de birbirine ekleyeceğiz. Yani jeneratör 1, jeneratör 2, şebekedeki bara, 3 tane baramız ve C barasında bulunan 2 tane motoru da sisteme dahil edip B barasında akacak toplam gücü yani kısa devre gücünü ne yapacağız? Bulacağız. Şimdi şeklimize ayrıntılı bakalım. Jeneratör 1 ve jeneratör 2 A barasına bağlanmış. 11 kilovoltmuş amma gerilimi, 50 megavolt ampermiş her biri ve her birinin 0,35 per unitlik bir neyi var? Reaktans değeri var. Daha sonra C barasına iki tane motorumuz bağlı. Burada motor 1 ve motor 2. Bunlar da yine şebekeyle aynı yani jeneratörle aynı 11 kilovoltluk bir anma gerilimine sahip. 25 megavolt ampermiş ve 0,9 per unitlik bir neye sahipmiş? Reaktans değerine sahipmiş her ikisi de. Ve sistemde bakın şuralar iletim hatlarının her birisi ne demiş? A ile B burası da 70 kilometre, B ile C burası da 70 kilometre, C ile A burası da 70 kilometreymiş. Bunların her biri 70 kilometre imiş arkadaşlar. Ve bunların her birinin reaktansı da bu küçük x dediğimiz 0,4 per unit bölü kilometre. Buraları her biri 0,4 per unit bölü kilometre olarak verilmiş. Burada bakın tersten gideceğimiz nokta şurası. Kısa devre gücü 2500 amper olan bir şebeke yapısı varmış. Yani bu kapasitede bir şebeke var. Zaten orası kısa devre olduğu için bu kısa devre olan kısmı artı jeneratör 1, jeneratör 2 ve motorların olduğu kısımları ne yapacağız arkadaşlar? Birleştirip B barasından akıtacağız. Şimdi
Burada şebeke için arkadaşlar bizim sorumuz bu kadar. Bundan sonra çözüme geçiyoruz. Şimdi burada arkadaşlar başlangıçta şu kısa devre şebekenin bir ifadesini anlayıp çözmeye başlayalım. Ne demek istiyor orada onu anlamaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi kısa devre gücü 2500 olduğu için ben ne biliyorum? Kısa devre gücüm eşittir. Per unit cinsinden kısa devre gücüm yani 1 bölü x eş per unit çarpı s baz. Gerçek değerim eşittir. Per unit çarpı baz değerim. Bunların her biri güç. Bu da güç. Bu da güç. 1 bölü x eş. X eş bakın bu kısa devre olan şu şebekenin x eşini buluyoruz arkadaşlar. Bu sistemin değil. Bu da kaçmış arkadaşlar? 2500 vermiş zaten. 2500 volt amper megavolt amper eşittir. 1 bölü x eş per unit cinsinden x eş değeri çarpı s baz. Bu da kaçmış? Soruda vermiş 100'müş. Ve bu neye eşitmiş arkadaşlar? Toplamda burada kısa devre gücü 2500 megavolt amper olan şebekenin per unit cinsinden direnç değeri 0,04 per unit olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi generatörler için burada iki tane generatörümüz var. Bu generatörler için arkadaşlar per unit cinsinden değerlerini bulmak ister isek. Şimdi anma gerilimleri eşit olduğu için bunu direkt olarak yazıyorduk. Normalde ne diyorduk? X, M, X, G per unit çarpı U generatörün karesi bölü S generatör eşittir. X, D per unitin yeni değeri çarpı U baz kare bölü S baz diyorduk. Burada dikkat ederseniz U bazda 11 soruda verilen değerler de 11 burada bu arada arkadaşlar burada U baz yine 11 olacak şekilde yazalım. İkisi de 11 kilovolt olduğu için gerilimleri ne yapmayacağız? İşleme katmayacağız arkadaşlar. Şimdi generatör için hesaplayacak olursak ikisi de eşitti. Soruda vermiş 0,35 per unit bölü gücümüz generatörün gücü 50 megavolt amper eşittir. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Generatörün yeni reaktans değeri bölü S baz. O da kaçmış arkadaşlar? 100 megavolt amper. Ve bunlar da neye eşitmiş arkadaşlar? Bakın aslında ne yapıyoruz? 35 bölü 50 diyoruz. O da 0,7 per unit çıkıyor. Generatörlerin per unit cinsinden reaktans değerleri 0,7 per unit olarak bulduk. Bu da tamam. Şimdi ne var arkadaşlar? Şebekeyi bulduk, generatörü bulduk, motorları bulacağız ve şuradaki iletim hatlarını bulacağız. Motorları bulmak istersek yine generatörlerde olduğu gibi arkadaşlar gerçek değerinin baz değeri oranlıyoruz aslında. Yani motorun soruda verilen gerçek per unit değeri kaçmış? 0,9. Ve gücü kaçmış arkadaşlar? 25 megavolt amper. Ve motorların yeni per unit cinsinden reaktans değerleri XM bölü S bas. O da kaçmış arkadaşlar? 100 megavolt amper olarak yazıyoruz. Ve motorun per unit cinsinden reaktans değeri 3,6 per unit olarak bulduk. Evet. Motorun reaktans değerini 3,6 per unit cinsinden bulduk. Şimdi ne kaldı? Hatlar kaldı. Hatlara bakalım. Hatlar için arkadaşlar X hat dediğimiz hattın direncini bakın burada ne vermişti? 70 km ve 0,4 per unit bölü
O kilometreydi. 10 bölü kilometreydi. Ben bunu ne yapmam lazım? Gerçek dirençlerini bulmak için kilometre ile çarpmam lazım. Her birisi de eşit olduğu için, yani bu aralıkların her birisi 70 kilometreymiş ve her birinin direnci eşit olduğu için ben tek bir direnç değeri bularak hepsini ne yapmış olacağım? Çözmüş olacağım arkadaşlar. Şimdi burada ne çıkıyor arkadaşlar? 0,4 çarpı 70. 0,4 çarpı 70 ne yapmış olduk arkadaşlar? Hattın toplam direnç değerini bulmuş olduk. Oradaki kilometreden kurtulduk. Çarpı neydi arkadaşlar? S baz bölü U B'nin karesi. S baz kaçtı arkadaşlar? Soruda vermişti. 100 megavolt amper. U baz kare 11'in karesini direkt olarak yazılmış buraya. 11 çarpı 11 demiş. U baz kare 112, yani 11'in karesi arkadaşlar burası. 11 çarpı 11. S baz bölü U baz kare. Bunun sonucu da arkadaşlar hattın pervin cinsinden reaktans değeri de kaçmış arkadaşlar? 23,14 per unit. Evet, 23,14 per unit olarak hattın reaktans değerini per unit cinsinden bulmuş olduk. Evet. Kısa devre şebekenin per unit cinsinden değerini bulduk, 0,04. Jeneratörlerini her birinin ayrı ayrı bulduk, 0,7. Motorların yeni per unit cinsinden değerlerini bulduk, her birini 3,6. Ve buradaki hatların neyini bulduk? Her birinin ayrı ayrı reaktans değerlerini bulduk. Onlar da 23,14'müş arkadaşlar. 23,14 olarak bunları da bulduk. Şimdi arkadaşlar bu devrenin neyini çizmemiz gerekiyor? Eş değer devresini çizelim. Evet, burası önemli. Şimdi nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar generatör birimiz. Bu da generatör 2'miz. 0,7 olarak bulmuştuk. Bakın burada 0,7 olarak çizdik. Daha sonra bunlar nerede birleşti? Bakın A barasında birleşti. Şurası A barası. A barasında birleştirdik. Ve daha sonra A ile C arasında, bakın şurası A ile B arasında bir 23,14. A ile B arasında 23,14. Daha sonra A ile C arasında 23,14, B ile C arasında 23,14. A ile B ile C, C ile A barası arasında 23,14 olacak şekilde, bakın otomatikman ne çıktı burada? Bir üçgen sistemi çıktı. Ve daha sonra ne var arkadaşlar burada? C barasına bağlı olarak ne bulunmakta? İki tane motorun bulunmakta. C barasına bağlı olarak iki tane motorun bulunmakta. İkisi de özdeş olarak şu şekilde motor olarak bulunmakta. Ve buradaki bakın neydi? A, B barasında bir kısa devre vardı. B barasında bir kısa devre vardı ve kısa devre sonucunda şebekesi 2500 volt amper kısa devre gücüne sahip bir şebekeydi. Burada bir şebeke varmış ve bu da 0,04'lük neye sahipmiş? Per unit cinsinden direnç değerine sahipmiş. Burada sadece tersten giderek direnç değerini bulduk. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Buradan gelen güç B barasına. Buradan gelen güç B barasına. Buradan gelen güç B barasına akacak şekilde devresini tamamlamak isteyecek. Fakat bunu şöyle yapmamız lazım. Buradaki devreyi olabildiğince sade bir hale getirmemiz lazım. Baştan ne yapıyoruz arkadaşlar? Dikkat ederseniz burada generatörler özdeş olduğu için simetrik kısa devre problemlerin çözümünde burada iki generatörü tek bir generatör olarak, bakın buradaki kesik çizgilerle gösterildiği gibi tek bir generatör olarak birleştiriyoruz ve bunların birleşimiyle şu iki tane direnç ne oluyor arkadaşlar? 0,7 per unit ile 0,7 per unit birbirine ne oluyor arkadaşlar? Paralel olmuş oluyor. Bu iki nokta birleştiğinde bu iki direnç paralel olmuş oluyor ve bu iki direnci ne yapıyorum ben? 0,7 çarpı 0,7 bölü 0,7 artı 0,7 veyahut da 0,7 bölü 2 özdeş olduğu için 0,7 bölü 2 diyerek
Yani şuradaki kesik çizgi direnç ile şuradaki generatörü birleştiriyorum ve bu da A barasına geliyor. Ve bunun direnç değeri de arkadaşlar 0,35 per unit olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki direnç değeri 0,35. Bakın şu 0,35 olarak karşıma çıktı. Şimdi yine ne var burada bakın arkadaşlar. Bir A, B, C barasında bir ne var? Yıldız üçgen dönüşümü var. Pardon, üçgen yıldız dönüşümü var. Üçgen yıldız dönüşümünü tekrar tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Yani kırmızıdan maviye dönüştüreceğiz. Üçgeni yıldız yapacağız. Üçgeni yıldız yapar iken ne yapıyorduk? Direncin komşu değerlerinin çarpımı ve diğerlerinin toplamına oranıydı arkadaşlar. Dirençlerinin komşu direnç değerlerinin çarpımı bölü bütün dirençlerinin toplamına oranına biz ne yapıyorduk? Dönüşüm üçgenden yıldıza dönüşüm yapmış oluyorduk arkadaşlar. Şimdi burada şu üçgen dönüşümünü şu aşağıda yapalım. Bakın burası A noktası kilitli. Burayı bozmayacak şekilde bütün sistemi sadeleştirmemiz gerekmektedir. Şimdi burada nedir arkadaşlar? Örneğin A direncini bulmak için ne yaparım? 23,14 çarpı 23,14 artı 3 tane nedir? 23,14'ün toplamı. Bunların her biri özdeş, yani aynı direnç değeri olduğu için ben A, B, C dirençlerinin her birini tek seferde ne yapabilirim arkadaşlar? Toplayabilirim. Ve bu da neye eşitmiş arkadaşlar? 3 tanesinin toplamı neye eşitmiş? 23.14 çarpı 23.14 bölü 3 çarpı 23.14. Bu da ne yapar arkadaşlar? 7,71. 7,71 per unit. Demek ki A, B ve C dirençleri 7,71 per unit. Bunu buradaki sisteme çizecek olursak bakın şu sağdaki şekildeki oluyor. Generatörlerin bağlı olduğu dirençler ve 7,71'lik bizim yıldız dönüşümümüz. A noktamız, A baramızı kilitledik. A baramızın olduğu kısım, burayı hiç bozmadan çözeceğiz. Kısa devre şebeke gücünün per unit cinsinden reaktans değeri ve buradaki şebeke. Şimdi burada bizim motorlarımız vardı. Bu motorlarda dikkat ederseniz iki tane şekilde paralel bağlı bir reaktansı var. Bunları da ne yapmam lazım arkadaşlar? Sadeleştirmem lazım. Bu iki direnç paralel olduğu için 3,6 çarpı 3,6 bölü 3,6 artı 3,6 veyahut da 3,6 bölü 2 dediğimiz zaman bu iki direnç ne olur? Sadece 1,8 ohm olacak şekilde sadeleşir. Bakın şurada motorlarımız var. 1,8 per unit reaktans değerine sahip bir direncimiz ve şu şekilde yıldız bağlantısının olduğu kısma gelen birim. Şimdi arkadaşlar burada devam edecek olursak B barasını kilitleyip bozmayacak şekilde daha ne kadar sadeleştirebiliriz bakalım. Şimdi generatörle şu yıldız bağlantısının noktası arasında dikkat ederseniz herhangi bir kilit noktası yok. Ben buradaki iki direnci ne yapabilirim? Toplayabilirim ve bunlar birbirine ne bağlı arkadaşlar? Seri bağlı. Ben bunları sadeleştirelim. Şimdi burada 0,35 artı 7,71 ikisini topladığımızda bakın şu şekilde 8, ne yaptı? 0,6. Bunların ikisinin toplamı 8,06 olarak karşımıza çıktı. Ve aynı şekilde bakın dikkat ederseniz buradaki motorların olduğu kısım ile yıldız bağlantısına kadar olan kısımdaki dirençler ne arkadaşlar? Birbirine seri bağlı değil mi? Bunlar birbirine seri bağlı ve burada B barasındaki kilidi bozmamak şartıyla ben bunları ne yapabiliyorum? Yine toplayabiliyorum. Yani 7,71 ile 1,8'i toplayabilirim. 7,71 ile 1,8'i topladığımda 9,51 ne çıktı? Per unit cinsinden değerim çıkmış oldu arkadaşlar. 9,151 olarak ne yaptım arkadaşlar? Toplamış oldum.
Evet, bu çözümün devamını arkadaşlar bir dahaki ders devam edelim.